Bugün ilk kez parti sözcüsü sıfatıyla bir basın toplantısı düzenliyoruz. Bundan sonra daha sık görüşeceğiz. Herhangi bir sorunuz olduğunda bana kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Birkaç konuya değinmek istiyoruz bugün. Bir tanesi Suruç. 3 yıl geçti Suruç'ta yaşanan katliamın üzerinden. Ve 33 canımızı, gencimizi Suruç'taki insanlık dışı bir katliam sonucunda yitirdik 3 yıl önce. Onları özlemle ve saygıyla anıyoruz buradan. 3 yıl geçti ve Suruç davası tam bir hukuk skandalı olarak devam ediyor. Bir hukuksuzluklar albümü haline geldi neredeyse. Birincisi dava Urfa Silvan'a taşındı. Bir cezaevi salonuna, küçük ailelerin bile sığamadığı bir cezaevi salonunda devam ediyor. Tek bir tutuklu sanık yok 3 yıldır Suruç davasında. Ankara 10 Ekim katliamıyla ilgili tutuklu olarak yargılanan Yakup Şahin Suruç davasında tutuksuz yargılanıyor biliyorsunuz. Aileler ve avukatlar defalarca Yakup Şahin'in duruşmalara getirilmesini talep ettikleri halde bu karşılanmadı. Buna karşılık 9 Suruç gazisi ve tanığı cezaevinde tutuklu vaziyette, yani mağdur olanlar tutuklu vaziyette ve Suruç davasının avukatları da tutuklandı, bazı avukatları da. Şimdi bütün bunlara baktığımızda Suruç davası gerçekten Türkiye'deki aynı zamanda hukuk katliamının da çok net bir göstergesi olarak karşımızda duruyor. Biz bir kez daha yargıya sesleniyoruz. Suruç davasındaki bu tıkanıklıkları, bu hukuksuzlukları, bu adaletsizlikleri bir an evvel ortadan kaldıracak adımlar atılmalıdır ve Suruç katliamının failleri, Suruç katliamının planlayıcıları, Suruç katliamının siyasi sorumluları ve idari sorumluları bir an evvel ortaya çıkarılarak cezalandırılmalıdır. İkinci değinmek istediğim konu yine bir insan hakkı konusu. Dünden bugüne Diyarbakır'da bir yurttaşımız, parti üyemiz ve eski yöneticimiz olan Kamil Acar isimli bir yurttaşımız kayıptır. Bu konuda çok vahim bir durumla karşı karşıya bulunuyoruz. Dünden bugüne kadar çeşitli hükümet ve devlet yetkilileriyle bu konuda görüşmeler yaptık. Kamil Acar'ın akıbeti konusunda bilgi almak istiyoruz dedik. Ancak şu ana kadar görüşme yaptığımız hükümet ve devlet yetkililerinden bize gelmiş olan doyurucu, tatmin edici herhangi bir bilgi ne yazık ki yoktur Kamil Acar'ın akıbeti konusunda. Diyarbakır Terörle Mücadele Şubesi'nde avukatlar ve aile görüşme yapmıştır bugün. Yine herhangi bir doyurucu bilgi alınamamıştır Kamil Acar hakkında. Çok fazla soru işaretinin olduğu durumla karşı karşıyayız. Plaka takip sisteminde bize bildirilen ve bir belge olan konu büyük bir çelişki göstermektedir. Aracın olduğu saatte plaka takip sistemi başka bir yerde olduğunu iddia etmektedir. Halbuki aracın başında o sırada aile bulunmaktadır ve araç bulunmuştur içinde Kamil Acar olmaksızın. İkincisi yine görgü tanıklarının ki araç Pirinçli Karakolu'nun 2-3 kilometre yakında bulunmuştur. Ve Pirinçli Karakolu'nda olağan bir kontrol noktası her zaman bulunmaktadır. Ancak çeşitli görgü tanıkları olağan kontrol noktasının dışında bir kontrol noktasından söz etmişlerdir. Ve bu kontrol noktasının olup olmadığı, ne zaman kurulduğu, ne zaman kaldırıldığı, kimler tarafından kurulup kaldırıldığı belirsizliğini korumaktadır. Bu konuda da yetkililer herhangi bir doyurucu açıklama yapmamışlardır şu ana kadar. Biz buradan bir kez daha hem hükümet hem de devlet yetkililerine, bölgedeki idari sorunlara bir kez daha sesleniyoruz. Kamil Acar'ın akıbetinin ne olduğunu öğrenmek istiyoruz. Kendisinin kimler tarafından kaçırılmış olduğunu öğrenmek istiyoruz, durumunu öğrenmek istiyoruz ve bu konuda bir an evvel bizlere ve ailesine doyurucu bir açıklamanın yapılması gerektiğine işaret ediyoruz. Üçüncü değinmek istediğimiz konu
OHAL sonrası çıkarılmak üzere hazırlanmış olan kanunlarla ilgili. Biliyorsunuz 2 yıl geçti. 2 yıl önce bugündü OHAL ilk kez ilan edildiğinde. Ve bu 2 yıl boyunca çeşitli kanun hükmünde kararnamelerle ülke yönetildi. Ve baktığımızda OHAL bilançosuna, ben şimdi tek tek bunları size saymak istemiyorum ama hani çok bilinen, aşina bir durumdur. 12 Eylül döneminden sonra da hep 12 Eylül bilançosu açıklanırdı. Şu kadar tutuklu, bu kadar gözaltı, şu oldu, bu oldu diye. Şu insan hakları ihlalleri, bu insan hakları ihlalleri diye. OHAL'in de öyle bir bilançosu vardır. 2 yıllık bilançosu neredeyse 12 Eylül dönemini aratacaktır bazı konularda. Kapatılmış olan basın yayın kuruluşları, televizyonlar, radyolar, gazeteler, haber ajansları, çok sayıda gözaltı, tutuklama, kapatılmış olan çeşitli kurumlar, belediyelere atanmış olan kayyumlar, tutuklu sayısı, hiçbir hüküm olmaksızın kamu görevinden ihraç edilmiş on binlerce insan, ki 127 bini bulmuştur bu sayı, uzayan giden bir bilançosu vardır OHAL'in. Fakat baktığımızda bu 2 yıl boyunca OHAL döneminde yapılan işlemlerin neredeyse birçoğu OHAL gerekçesini aşmıştır. OHAL gerekçesi darbe girişimidir Türkiye'de. 15 Temmuz darbe girişimi olmuştur. Ancak bu gerekçeyi aşan uygulamalar OHAL döneminde kanun hükmünde kararnamelerle gerçekleştirilmiştir. Şöyle tarif etmek mümkün aslında. Siyasi iktidara muhalif olan herkesin, her kurumun ve kuruluşun doğrudan hedef alındığı bir 2 yıl yaşanmıştır. Şimdi bu 2 yılın sonrasında OHAL kaldırılmıştır. OHAL kaldırılmıştır ama ortaya getirilen ve dünden beri Meclis Adalet Komisyonu'nda tartışılan kanun tasarısında yapılmak istenen nedir sorusuna cevap aramamız gerekiyor. Burada yapılmak istenen, bu tasarı ortaya çıktığından beri konuşulduğu gibi yapılmak istenen şey aslında kaldırılmış olan OHAL'in süreklileştirilmesidir. Yani OHAL'in uygulamalarının, OHAL döneminde yapılmış olanların kanunlaştırılarak olağan hale getirilmesidir. Ve Türkiye'nin bundan sonra adeta OHAL dönemiyle yönetilmek istenmesidir. Buna baktığımızda tek tek maddelere gerçekten vahim sonuçlarla karşı karşıya kalıyoruz. Geçerli olan mevzuatın içine OHAL uygulamaları yerleştirilmeye çalışılıyor. Kalıcı OHAL sisteminin en vahim parçası valilerle ilgili olan kısımdır. Getirilmiş olan taslakta valilere olağanüstü yetkiler tanınmaktadır. Valilere tanınan bu olağanüstü yetkiler aslında şu anda var olan anayasanın en az 3 maddesine aykırıdır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin çeşitli maddelerine, 2, 5, 15 ve 18. maddeleri başta olmak üzere çeşitli maddelerine aykırıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına aykırıdır. Venedik Komisyonu'nun kararlarına aykırıdır. Süper valiler dönemi yaratılmaktadır. Valilere çok büyük yetkiler tanınmaktadır. Bu valilere tanınan yetkiler sayesinde aslında sarayda oturan tek kişi 81 ilin valisiyle birlikte ülkenin istediği yerinde, istediği köşesinde, istediği anda olağanüstü durumu uygulayabilecek, olağanüstü yetkilere sahip olan bir 81 il valisini ortaya çıkarmış olacaktır. Bu çok vahimdir. Dediğim gibi anayasaya, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına ve maddelerine aykırı olan uygulamalardır. Birincisi bunu tespit etmek gerekiyor. Dün Adalet Komisyonu'nda yapılan tartışmalarda herhangi bir değişiklik ortaya çıkmadı. İktidar partisi ve ortağı getirilmiş olan maddeleri olduğu gibi geçirmek konusunda çok kararlı bir duruş gösteriyorlar. Çünkü aslında bu maddeler saraydan getirilmiş olan maddelerdir Adalet Komisyonu'na.
Bugün de sürecek Adalet Komisyonu'nda tartışmalar. Sanıyoruz bugün tamamlanacaktır ama göründüğü kadarıyla herhangi bir değişiklik yapılmaksızın önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu'na gelecektir. Biz Meclis Genel Kurulu'nda bu konudaki eleştirilerimizi, itirazlarımızı bir kez daha dile getireceğiz. Ve bu konudaki muhalefetimizi bir kez daha ifade etmiş olacağız. Yapılmak istenen bakıldığında kaba hatlarıyla budur. Diğer değişiklik maddelerine baktığımızda yine gözaltıyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ve AHİM kararlarına aykırı bir uygulama vardır. Hileye başvurulmaktadır. Sözde gözaltı süresi 4 güne indiriliyor gibi görünse de 2 kez 4'er gün daha mahkeme kararıyla uzatılma imkanı verilerek aslında gözaltı süresi 12 güne çıkarılmaktadır. Bu da bir hiledir. Çok ciddi bir başka hile aslında toplantı ve gösteri yürüyüşleri maddesinde vardır. Hedeflenen toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde kısıtlamaların yaratılmasıdır. Ancak bu maddede yine anayasaya, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ve AHİM kararlarına aykırı düzenlemeler içermektedir. Hilesi nedir? Yıllar önce Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yapmış olduğu bir madde değişikliğini, bir yasa değişikliğini Anayasa Mahkemesi bozmuştur. Ve bozma gerekçesinde kullandığı cümleyi şimdi yeni yasa maddesinin içine yerleştirerek Anayasa Mahkemesi'nin tekrardan bozmasının önüne geçmek istenmektedir. Ünlü cümle, günlük yaşamı aşırı ve katlanılmaz derecede zorlaştıran eylemler varsa bunlar engellenir gibi. Muğlak, ne olduğu belirsiz, her türlü etkinliği, toplantı ve gösteri yürüyüşünü, faaliyeti engelleme imkanına sahip olan bir cümle yasanın içine yerleştirilmiştir. Kamudan ihraçların 3 yıl boyunca sürmesini sağlayacak bir madde gelmiştir. Kamudan ihraçlar biliyorsunuz bugüne kadar herhangi bir hüküm olmaksızın yapılmıştır. 127 bin üzerinde ihraç yaşanmıştır. Ve bu haksız ve hukuksuz ihraçlar belli ki önümüzdeki günlerde de devam edecektir. Bu da bir yasa maddesi haline getirilmektedir. Yine bir başka madde aslında sıkı yönetim uygulamasını neredeyse yerel askeri yetkililere veren maddedir. Askeri amirlere yurttaşlar üzerinde sınırsız baskı yapma, arama yapma imkanı veren bir madde yazılmıştır. Bu maddeye baktığımızda da aslında hukuk devleti uygulamalarının askıya alındığını bu maddeyle görüyoruz. Nihayetinde toparlayacak olursak bunları daha detaylı olarak önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu'nda da tartışacağız ama toparlayacak olursak en başında da söylediğim gibi OHAL uygulamalarını yasanın içine yerleştiren, OHAL'i süreklileştirmeye çalışan bir kalıcı OHAL sistemi yaratmaya çalışan bir durumla karşı karşıyayız. Buna karşı her türlü politik ve hukuki mücadeleyi sürdürmek elbette ki bizim birinci görevimizdir. Bunu da önümüzdeki günlerde yerine getireceğiz. Bu kadar süper valilerle oluşturulan sistemin son derece sakıncalı olduğunu hep düşünüyoruz. Hani hatırlamak lazım, Türkiye'de gerçekten süper valiler dönemi oldu. Bir de çok süper valilere de biz hep rastladık. Çok örnekleri vardı. Yani bir ara İstanbul'da valilik yapmış olan ve Gezi dönemindeki her türlü manipülasyonu gerçekleştirmiş olan Hüseyin Avni Mutlu'yu unutmak mümkün değil. Muammer Güler valiydi İstanbul'da ve Muammer Güler'in İstanbul'da yaptıklarını unutmak mümkün değil. Çok vali var. Baktığımızda sizler araştırsanız tek tek bu ilginç vali örneklerini göreceksiniz. Kırklareli valisi, Kilis valisi, hani füzeleri havada yakalayamam diyen Afyon valisi, Ankara valisi, Kayseri, Amasya, İzmir, Bursa, Denizli, Balıkesir saymakla bitmiyor. Çok ilginç valilerimiz var. Hüseyin Avcı Coş bu ilginç valilerden bir tanesiydi. Abluka dönemi valilerini elbette ki unutmuyoruz.
çeşitli açılışlar yapan, mesela umumi tuvalet açılışları yapan valilerimiz vardı, Nevşehir, pastane açılışları yapan valilerimiz vardı. Bütün bunları niye söylüyoruz? Ülkede süper valilere dayanarak, valilere aşırı yetkiler vererek bir rejim kurma hevesi aslında demokrasinin, insan haklarının, adaletin, hukukun ayaklar altına alınmasının çok net ifadesidir. Ve bunu önümüzdeki dönem yaşamaya başlayacağız. Bu sistem asla yürüyebilecek bir sistem değildir. Bu sistemin demokrasiyle, hakla, hukukla hiçbir alakası yoktur. Türkiye'nin imzalamış olduğu uluslararası demokratik sözleşmelerle hiçbir alakası yoktur. Dolayısıyla buna karşı mücadeleyi bütün bu alanlarda en yaygın biçimde sürdürmek gereklidir. HDP de bu konuda üstüne düşenleri yapacaktır. Kısaca benim bugünkü basın toplantısında işaret etmek istediğim konular bunlardı. Sorularınız varsa onları da alayım. Peki, o zaman bitirebiliriz herhalde. Teşekkürler.